Şimdi ilk sorumuz ABC'den geliyor rehberim. Ee, Yahudi psikolog Abraham Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi adında bir piramit oluşturmuş. Hmm. Piramit, psikolojik sağlamlık, güvenlik, sevme ve sevilme ihtiyacı, estetik değere sahip olma diye yükseliyor. Ve bu piramidin en tepesinde kişinin kendini gerçekleştirmesi var. Sizin yaratılış amacına gelmek dediğiniz şey demiş. Ee, birinci Öyle soru... olduğunu sanmıyorum. Mazlow'u biliyorum. Sosyal psikoloji 101. Standart. Ama maneviyatla bir alakası yok. Dünyevi bir yaklaşım. Toplumsal psikoloji üzerine. Aslında birinci sorunun cevabını vermiş oldunuz. Peki siz Mazlow'un bu tezi hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş ilk olarak. Dünyevi hayatın koşulları böyle. Bu standart insanoğlunun gelişiminde de böyle. Önce ana temel şeyler var. Yiyecek, içecek, aile, barınak. Bunlar temel şeyler. Bu hiyerarşi zaten bilinen bir şey. Ama bunun maneviyatla bir alakası yok. Şöyle devam etmiş ikincisinde. Eğer bu yapı doğru ise ki bence doğru diye belirtmiş. Maneviyat anlatmadan ve çalışmadan önce kişilerin ekonomik, sosyolojik, bedensel bir güvenlik ve sağlamlık içinde olması şart değil mi? Şart değil. Şart değil. Kafalarının psikolojik olarak yerinde olması, normal bir insan olması gerekiyor elbette doğal olarak. Ama... Şart değil ama kişi şöyle bir şey yapmak zorunda maneviyat çalışıyorsa. Dünyevi hayatın gereklilikleri dediğimiz, e, ne bileyim, çalışıyor, bir ekmek sahibi, yani normal bir hayat yaşayan birisi olması lazım. Çünkü dünyevi hayatında adam açsa, karnı açsa, ekmeği yoksa, şusu busu yoksa, maneviyat zaten çalışamaz çünkü oraya odaklanamaz. O yüzden ama diyelim ki adam adamın maneviyat çalışması için, işte bir aile sahibi olması, kendisine ve ailesine bakıyor olabilmesi yeterli bir, yeterli bir koşul. Şöyle devam ediyor. Bunları sağlayamamış toplumlardan doğru düzgün maneviyat çalışacak insanlar nasıl çıkabilir? Her toplumda çıkabilir. Bu kişinin ruhunun köküne bağlı. Ve son olarak da şöyle bitirmiş. Kabalistlerin asli görevi sosyal reformlar ve yeni ekonomik modeller ile insanları daha adil ve yaşanılabilir sistemlerle buluşturup ardından maneviyata yöneltmek olmalı değil mi? Hayır. Maneviyata yükseltmek için önce çaba sarf etmeliyiz. Çünkü maneviyata yani üst bir bilince yükseltmeden insanoğlu bu dünyada hayatını nasıl aranj edeceğini bilemez ki. Bir çocuk hayatını nasıl aranj edeceğini bilmiyor ki. Büyüdükçe öğreniyor. İnsanoğlu da eğer doğru bir şekilde yaşamak istiyorsa şu anki yaşadığı seviyenin üzerine çıkıp yukarıdan aşağıya düzelmesi lazım aşağıdan yukarıyı düzeltemezsin. Bu çocuğun anne ve babasına hayatlarını nasıl yaşamasını tavsiye etmesine benzer 3-5 yaşındayken. Pek ciddi alınmaz. O yüzden kişi önce maneviyata edinmeli, yukarıdan aşağıyı idare etmeli, yukarıdan aşağıyı düzeltmeli, yukarıdan aşağıyı rayına oturtmalı.